Arkadaşlar merhaba. Şimdiki e, teknik resim eğitim videomuzda kesit görünüşlerden bahsedeceğiz. Şimdiye kadar temel geometrik çizimler, üç görünüş çıkarma gibi uygulamaları hem teorik olarak anlatmış hem de e, kağıt kalem elimize alarak çizimlerinin nasıl yapıldığını, kağıt yerleşim planlarının nasıl gerçekleştirildiğini göstermeye çalışmıştık. Bunun bir üst kademesi kesitler. Nedir kesitler? Önce şöyle bir sözel olarak bir bakmaya çalışalım. Bazen bize verilmiş olan iş parçalarının imalatını gerçekleştirecek olan operatörlere resmi okuyabilmek amacıyla, resmi kolay okuyabilmelerini sağlamak amacıyla ya da resmin iç tarafında bize gözükmeyen detayların, deliklerin, kanalların rahat bir şekilde izlenmesini, görülmesini, resim edilmesini ya da program yazılması gerekiyorsa, programlarının yazılmasını sağlamak amacıyla almış olduğumuz kesme işlemleridir. Bu kesme işlemleri, birincisi tam kesit dediğimiz şu an, Ekranda gördüğünüz gibi genellikle silindirik parçalara, ama kesinlikle değil, genellikle silindirik parçalara uygulanan ve iş parçasının tam ortasından bir düzlem geçirdiğimizde elde ettiğimiz kesit türüdür. Şimdi bu düzlemin tam ortasından geçtiğini düşündüğümüz yerden bir bıçak olduğunu ya da bir testere olduğunu düşünün, testerenin ya da bıçağın temas ettiğini düşündüğümüz yerler kesit alınan görünüşte 45 derecelik sağ tarafa doğru yardımcı çizgi diye ifade ettiğimiz ince çizgilerle taranır. Şimdi hemen bununla alakalı bir örnek göstermeye çalışalım. Sonra kağıt üzerinde uygulamalar yapmaya çalışacağız sonraki videolarımızda. Evet, katı modelleme programları bu işe yeni başlayan arkadaşlarımıza kesit uygulamalarını anlatabilmek için oldukça faydalı. Gördüğünüz gibi ekranda zor bir resim mevcut. Bir boru flanşı, dirsekleri var, çıkıntıları var. Ben bu parçaya tam kesit almak istiyorum. Nereden almak istiyorum bu kesiti? Tam ortadan almak istiyorum. Yani şu düzlemin geçtiği yerden almak istiyorum. Bunu kestiğimizde Karşımıza çıkan görünüş bizim için tam kesit diye ifade ettiğimiz görünüştür. Bu durumda ben bu parçayı kesit aldığımda şu bölgeler bakın temas etmeye çalıştığım bölgeler testerenin ya da bıçağın değdiğini düşündüğümüz daha doğrusu değdiği yerlerdir. Buraları 45 derecelik çizgilerle taramamız gerekiyor. Sonra başka bir parça. Şöyle yuvarlak kesitli bir parça olsun. Evet, dirsekli bir flash parçamız var. Bu parçaya da tam kesit almamız gerektiğinde yaptığımız şey şu. Buradan bir bıçakla bunu kestiğimizde elde ettiğimiz görünüş ve taramamız gereken yerler zaten parça üzerinde çok net bir şekilde belli arkadaşlar. Şimdi diğer kesitlerimize baktığımızda yine çok kullanılan grupta ve yine genellikle silindirik parçalar üzerinde kullanılan yarım kesit dediğimiz uygulamadır. Yarım kesit uygulamasında ise parçanın burada gördüğünüz gibi 4'te birlik kısmı kesilir ve karşı taraftan görünüşte şu C görünüşünde olduğu gibi parçanın sol taraftaki görünüşü normal görünüşte çizilip sağ taraftaki görünüşü tabi kestiğimiz bölge sağ tarafsa sağ taraftaki görünüşü ise kesilmiş haliyle çizilir Böylelikle biz yine resmi okuması gereken kişilere, parçanın hem kesilmiş hem kesilmemiş hali hakkında bilgi vermiş oluruz. Yalnız kesit resimler üzerinde bir kural var ki burada biraz ihlal edilmiş o kural. Kesit resimler üzerinde görünmez çizgi olmaz. Mecbur kalmadığımız durumlarda buna başvurmayacağız. Şimdi bir tane daha parça açıyorum. Silindirik bir parça olsun yine. Bu silindirik parçanın üzerinde programın bize müsaade ettiği şekilde değil de biz fiziksel olarak bir kesme yapmamız gerektiğinde her ikisini birden göstermeye çalışacağım. Bakın parçayı şöyle tam ortadan ikiye kestiğimizde Şöyle kesme yönünü değiştirelim. Tam ortadan ikiye kestiğimizde elde ettiğimiz görünüş tam kesit. Şimdi biraz önce slaytta göstermeye çalıştığım yarım kesit uygulamasındaki gibi parçayı kesmek istiyor isek çeyrek dilimi. Bu sol taraf olabilir. Sağ taraf olabilir. Bunu belirleyecek olan kişi sizsiniz. Belki de sol tarafta ufak bir detay daha olabilir sağ taraftakinden. O zaman sol tarafa doğru kesme yaparsınız ya da sağa doğru kesme yaparsınız. Ama özel bir durum yoksa parçanın içerisinde <laughs> sağ taraf ile sol taraf birbirinin aynı ise genellikle kesme işlemi sol tarafa uygulanır. Evet şu anda parçanın dörtte birlik kısmını kestik. Ve ifade etmeye çalıştığım şey buydu bakın. Sol taraftaki kısmı testerenin ya da bıçağın değdiği yerleri tarayacağız. Sağ taraftaki kısmı ise aynen burada olduğu gibi karşıdan baktığımızda ne görüyor isek oraları çizeceğiz. Bu da yarım kesit uygulaması. Tabi bunları kağıt üzerlerinde oluştururken daha pratik yöntemler ya da dikkat etmemiz gereken kısımlardan bahsedeceğiz. Bundan sonraki videolarımızda. Evet bir de kısmi kesit vardır. Çok fazla kullanılan. Genellikle torna parçalarında çok sık rastladığımız bir durumdur. Ama biz ifadeyi şöyle kullanalım. Parçanın tamamını ya da çeyreğini kesmek istemediğimizde ya da kesmeye ihtiyaç duymadığımızda içerideki bir özel kanalın, bir deliğin, bir yuvanın sadece o bölgenin gösterilmesini istediğimizde, buna ihtiyaç duyduğumuzda oraya kesit alınır. Buna kısmi kesit, diğer bir ifadesiyle ifadeyle de bölgesel kesit ismini verilir. Kesmeyi düşündüğümüz yer böyle serbest el çizgisiyle taranır. Ve yine 45 derecelik yardımcı çizgiyle sağ tarafa doğru tarama işlemi gerçekleştirilir. Diyebilirsiniz ki hocam burada sol tarafı doğru taranmış. Genellikle ilk tercih ettiğimiz sağ tarafı doğru taramadır. Ama sol tarafı doğru yapmanız gerektiğinde bunu montaj parçası aşamasına geçtiğimizde daha detaylı değerlendiririz ve kademeli kesit. Kademeli kesit isminden belli olduğu üzere kademeler halinde yapılan bir kesit işlemidir. Ne demektir o? Şimdi biz iş parçasına üstten görünüşte baktığımızda burada bir yuva mevcut. Alt tarafta bakın. O yuvayı göstermek istiyorum. Sonra göbekte büyük bir delik ve o deliğin etrafında 3 adet delik var. O deliklerden bir tanesini de göstermek istiyorum. Sonra aynı eksende yer almayan, bakın A3, A4 hizasında yer alan iki tane daha deliğim var. Onları da göstermek istiyorum. O zaman ben bıçağımı A1'in olduğu yerden gönderip A2'nin olduğu yere geldiğinde böyle bir dönüş, Sonra A3, A4 hizalamasını takip ederek kesme işlemi gerçekleştiriyorum. Ve aldığım kesite de burada olduğu gibi A1-A4 kesiti diyorum. Bunun haricinde bu parça üzerinde B1-B4 ve C-C üssü kesitleri de alınmış. Onlara da bir göz atalım. Bakın B1, B2, B3, B4. Yani parçanın şu kısımlarından giremediğinden dolayı sadece buradaki özel delik yuvasını göstermek amacıyla aldığı aslında bir nevi kısmi kesit gibi. C, C üstü kesiti ise parçanın tam şu kısmından içerideki havuz diye ifade ettiğimiz ve havuzun içerisinde var olan deliklerle alakalı detayları göstermek için alınmış olan bir kesit. Yani bu demek oluyor ki biz aynı iş parçası üzerinde birden fazla kesit almaya da ihtiyaç duyabiliriz. Şimdi SolidWorks'ün içerisinde bir de kademeli kesitle alakalı örnek vermeye çalışalım. Fiziksel bir örnek olsun. Yine az önce söylediğim gibi yoksa biz bunları kağıt üzerinde de uygulamaya örnekler yapmaya çalışacağız. Evet böyle bir parçamız var. Bu parçanın üzerinden kesme işlemini gerçekleştirmek istiyorum ve bıçağımı şuradan gönderiyorum. Diyorum ki havuzu keselim. Sonra burada 6 tane delik var. 6 tane deliğin 6'sını da göstermeye gerek yok. Hepsi birbirinin aynı çünkü. Deliklerden bir tanesini keselim. Aynı zamanda şuradaki slotun izasına gelip buradaki slotun izasından da keselim. Biz fiziksel olarak bu parçayı kestiğimizi düşündüğümüzde parçayı fiziksel olarak kestiğimizi düşündüğümüzde meydana gelen durumu göstermeye çalışacağım. Evet durum bu. Şimdi üst taraftan görünüşte kesit aldığım parçayı ön görünüşte ifade etmeliyim. Burada da önemli bir kural var. O da şu. Parçalara kademeli kesit almış olsak da tam kesit almış gibi düşünmeliyiz. Ne demektir bu? Şuradaki çizgi dönüşten kaynaklı meydana gelmiş olan bir çizgidir. O zaman bu çizgiyi düşünmeyeceğim. Görmeyeceğim. Çizmeyeceğim. Yani şurası ve burası aynı kesit düzlemi içerisinde birleştirilerek çizecek. Burası ve burası da aynı şekilde bakın dönüşten kaynaklı yine bir çizgi meydana gelmiş. Evet buna da kademeli kesit diyoruz. Evet devam ediyorum. Son iki kesitten daha bahsedeceğim. Profil kesit ve döndürülmüş kesit. Profil kesit burada olduğu gibi miller üzerinde var olan detayları göstermek amacıyla kesit almayı düşündüğümüz o bölgenin profili yani şekli hakkında karşıdaki kişiye bilgi vermemiz gerektiğinde ya da T profil, I profil, L profil gibi parçaların e, yan görünüşe geçtiğimizde onların detaylarını göstermek amacıyla almış olduğumuz kesitlerdir. Ki bakın ne kadar mantıklı. AA'nın olduğu yerden almış olduğu kesiti buraya çizmiş. Burada bir kanal. BB'nin olduğu yerden almış olduğu kesitte bir tarafta böyle yarım yuvarlak, bir tarafta düz bir kanal. C'nin olduğu yerde almış olduğu kesitte de alt tarafta var olan bir kanal. Yani aynı mil üzerinde farklı 3 tane bilgi mevcut. Bunları detaylı bir şekilde yan görünüşte göstermem gerektiğinde kesit almam gerekir. Bir de döndürülmüş kesit vardır. Döndürülmüş kesit de kademeli kesitte olduğu gibi kesit alındığında tam kesit gibi düşünülmesi gereken bir kesit türüdür. Ne zaman ihtiyaç duyarız? Buradaki resimde olduğu gibi bir parçanın üzerinde göstermeyi düşündüğümüz detaylar bir açı şeklinde yer alıyor ise yani düz bir çizgiye ya da dörtte birlik çeyrek içerisinde yer almıyor ise burada olduğu gibi bıçağımızı buradan gönderip önce dikdörtgeni Sonra buradaki daireyi, sonra buradaki daireyi keseriz, ama bakış açısında bunları düz görürüz. Hatta dikkat ederseniz, bakın şuradaki dairenin iz düşüm çizgisini aldığımızda aslında şuralara bir yere gelir. Fakat döndürülmüş dememizin sebebi, biz bunu, bu daireyi, sanki tam eksen çizgisi üzerindeymiş gibi düşünerek çizmeliyiz. Bu da döndürülmüş kesittir. Yine hazır bilgisayar ortamındayken kesitlerin tanıtımını yapıyor iken özel bir durumdan daha bahsedelim. O da şu. Kesitlerde burada olduğu gibi ismine destek dediğimiz feder dediğimiz kanat dediğimiz her üç ismi de kullanırız. Parçalar var ise ve biz bu parçaların olduğu yerlerden kesit almak zorunda kalıyor isek şuralar birleşti. Fakat biz resmin bize vermiş olduğu kurallardan dolayı şu burada meydana gelen üçgeni görmeyiz. Diğer bir ifadeyle, destekler, federler ve kanatlar kesilmemiş gibi düşünülürler. Bıçak oraya temas etmiş olsa dahi kesilmemiş gibi düşünülürler. Arkadaşlar, topluca kesitler hakkında bir e, anlatım yapmaya çalıştım. Sonraki eğitim videolarımızda anlatmaya çalıştığımız bu kesitler hakkında tam kesit, yarım kesit, kısmi kesit ee, gibi bütün hepsi hakkında elle çizim ya da otoket ekranında çizimler göstermeye çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.